Eflatun Pınar Fikir Anıtı ya da genel ismiyle Eflatun Pınar olarak bilinen yer değerli izleyiciler. Hitit Mistia kentinin antik kalıplarından bir tanesi, fasıllar anıtlarından aslında bir tanesi diye ifade edebiliriz. Şu anda bulunduğumuz tren lokomotifi Adolf Hitler zamanına kadar gider. Her hafta farklı görüntüler yapar. Özellikle sizlerle olmaya çalışıyoruz. Gezen çalışıyoruz. Gezen bilir de. Yeni bir gezinin başlangıcındayız. Yine yol yorgunu halimizle bir heyecanın peşinde, bir umudun göz kırptığını görüyoruz bizlere. Öyle bir umut ki, bizi bekleyenlere bizi taşıdı bu dolu dizgin sevda. Meraklı gözlerle Türkiye'den gelen kardeşlerini kucakladı Sudanlı kardeşlerimiz. Kardeşlik tohumlarının önemli serpildiği bu toprakların dört bir köşesine şanlı Türk bayrağımızı diken Rida Uluslararası Yetim ve Muhtaçlara Yardım Vakfı'nın değerli gönüllüleriyle birlikte Sudan'ın düşündüren karelerini gördük, duygulandık. Başkent Hartum'dan Afrika'nın ve dünyanın yaşanılması en zor bölgelerinden birisi olan Darfur bölgesine doğru hareket ettik. Gezen Bilir'in Sudan'daki yolculuğunda bir başka noktadayız. Hartum'daki gezilerimizden sonra ekibimizle birlikte Darfur eyaletine doğru ilerledik. Darfur, gördüğümüz bütün manzaralar itibariyle gerçekten bizleri derinden etkileyen, önemli, yardım edilmesi gereken ve gerçekten çok geride kalmış bölgelerden bir tanesi. Tabii şu anda çocuklarımız yemek yiyor, yemek öğünü. Yemek derken de bizdeki yemek öğünüyle karıştırmayalım. Çünkü günde burada sadece bir öğün yemek yeniyor. Yani bu yemekle bugün tamamlanmış olacak. Tabii yokluğun gerçekten hani en derininden hissedildiği bölgelerden bir tanesi Darfur ve birçok kuruluşun giremediği, birçok kurumun giremediği, güvenlik açısından da çok da güvenli olmayan bir bölge ama bir şekilde bağlantılar kurularak, güçlü bir bağlantı kurularak Rida ekibi buraya kadar ulaşmış ve burada gerçekten çok değerli çalışmaları var. Sadece yetimlere yönelik çalışmaların olduğu ve yetimlerin, kimsesizlerin kimsesi olmak için yapılan bu çalışmalar sadece yemek verilerek, sadece insanların burada karınlarının doyurulmasıyla yeterli kalmamış. Geldiğimiz yer bir meslek eğitim merkezi ve buradaki insanların hani balık yemeyi öğretmekten ziyade, balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretme felsefesiyle yaklaşılmış. Şu anda içeri doğru gideceğiz ve buradaki meslekler, buradaki gençlere, çocuklara öğretilen mesleklere göz atacağız ve bu eğitim sistemi nasıl ilerliyor? Sudan'da, Darfur'da bu çark nasıl dönüyor? Onları merak ediyoruz. Yavaş yavaş çocuklarımızın görüntüsüyle içeri doğru gidiyoruz ve
burada hangi meslekler üretiliyor ve buranın geleceği hakkında neler yapılabilir, neler yapılıyor onlara göz atacağız. Bu yolculuk bir gönül meselesidir ve bu yolculukta gördüğünüz manzaraları izleyip gözyaşlarımızı tutabilmemiz çok zor oldu. Yetimlerin kimsesi olmak için Darfur'da yoğun bir çalışma içerisinde olan Rida Der, burada harika bir çalışmaya imza atmış. Sudan halkının kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesi için meslek edindirme kursu oluşturulmuş. Şimdiye kadar yapılan dernek faaliyetlerinden farklı olan bu çalışmayla 5 farklı meslek dalında eğitim verilmekte. Şimdi yetkili bir ağızdan tanıyalım bu güzel çalışmayı. Darfur'da gezmeye devam ediyoruz. Şu anda yanımızda değerli bir abimiz var, değerli bir başkanımız var. Rida, Uluslararası Yetimlere, Yetimler ve Muhtaçlara Yardım Derneği Başkanı Sayın Mehmet Şahin ile birlikteyiz. Başkanım, öncelikle ben bir kısa bilgi vermek istiyorum. Duygularımla ilgili, buradaki duygularımla ilgili. Yetimhaneden buraya doğru gelirken şunu gördük. Gerçekten hani... Belki ülkemizin bundan 50 yıl 60 yıl önceki halini gördük. Daha doğrusu gelişmemiş bir ülkenin gerçekten hissedilir bir görüntüsüyle karşılaştık ve buraya doğru geldik. Yollarda görmüş olduğumuz o eşeklerle su taşınması, yollarda görmüş olduğumuz o hani içler acıtan birçok manzara var. İnsanların suya ve ekmeğe ulaşması çok zor ama böyle bir yerde Rida'nın müthiş bir çalışması var. İnsanlara meslek öğretiliyor. Benim en çok hoşuma giden balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretmek felsefesi. Hani genel klasiktir. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Tabii Darfur olduğu için, Darfur bizim bu Rida Derneği'nin kuruluş belki felsefesi ilk aşaması bu Darfur'du. Evet. Onun için burayı da Rida Derneği'nin bir vatanı olarak, ikinci bir vatanı olarak görüyoruz. Bu yüzden hoş geldin diyoruz. Eyvallah. Tabii biz Rida Derneği'ni kurduğumuzda başlıca felsefelerimizden bir tanesi de bu insanların sadece karnını doyurmak değil, bunlara balık tutmasını nasıl öğretebiliriz? Bu amaçla yola çıkmıştık. Darfur bölgesinde aslında eğitim kapasitesi çok fazla. Yani eğitim öğretme dikkat edilen bir yer. Evet. Ama belki bu müfredattan kaynaklanan bir şey yeterli gelmiyor olabiliyor. Biz de burada bir çalışma yapalım dedik. Yani yeterince Kur'an kursu var, yeterince okul var. Ama bir meslekte müthiş bir sıkıntı var. İnsanlar bir işsiz. Hatta şuna da şahit olduk. Demin buraya gelirken burada hayvancılık bolca miktarda yapılıyor. Tek geçim kaynakları hayvancılık ve tarım. Başka bir geçim kaynakları yok. Ama hayvancılıkta da sütlerin çöpe gittiğini, sütlerin atlara verildiğini öğrendik. Bunu da yeni öğrendik. Ve bir mandrayı da buraya kuralım istiyoruz. Bir mandrayı da buraya gelecekteki planlar. Şu anda yaptığımız işten bahsedelim. Elimde bir motorun yedek parçası var. Daha doğrusu burada bir motorun parçalanmış hali var ve bölüm bölüm. Burası motor bölümü bir defa. Burası motor bölümü. Rida Derneği burada meslek eğitim okulunu açtığında burada ne yapıyoruz? 5 dalda. 5 meslek dalında eğitim veriliyor. Bunlardan biri motor, biri oto elektrik, inşaat elektriği var. Bunun yanında fırıncılık var. Açılmasını planladığımız ve bunun yanında duvar ustalığı, inşaat var. 5 dalda bir eğitim veriliyor şimdiki çocuklara. 50 tane öğrencimiz var. Bunlar külliye şeklinde yaptırmış olduğumuz, sizin de gördüğünüz yetimhanede yatıyorlar, kalkıyorlar ve burada da mesleklerini öğreniyorlar. Fırıncılığı, meslek okulumuzdaki o fırını gördünüz, orada görüyorlar. Ve bundan sonraki açılacak mesleklerden burası için elzem olan su kuyusu tamirciliği var. Çünkü kuyular kapanabiliyor. Bunları da tamir etmek gerekiyor. İşte buranın artık ihtiyacı olan bir 10 tane bir meslek okulu ve en az 100 talebeyle biz bu işe devam etmek istiyoruz. Ve bu insanlara da bu nasıl bir sistemde bu meslekleri buradaki çocuklara öğretebiliriz diye düşündüğümüzde de daha önce tarihte
uygulanmış ve başarılı olmuş bir sistem var. Bu da Osmanlı'daki ahilik sistemi. Tabii yıllarca ahilik sistemimizle belki övünürüz ama bunun biz dernek olarak ve şahsım olarak da Türkiye'de tekrar hayata geçirilmesi gerektiğine inanan insanlardanım. Ve burada da bu ahilik sistemine göre, Osmanlı ahilik sistemine göre bu çocuklara bu meslekler öğretiliyor. Aynı zamanda da yine Osmanlı ahilik sisteminde olduğu gibi iki tane alim olan hem hadis hem fıkıh hem tefsir alimi olan insanlar tarafından da bu çocuklar iş ahlakını ve edebini kendi bulunan şu andaki külliyemizde öğreniyorlar, ediniyorlar ve yarın bunlar esnaf olduklarında iş ahlakı olan, edebi olan birer esnaf olarak çıkacaklar. Yani işte bir terzi ortaya çıktığında kuşağını saracak, İdris Peygamber'in adına yemin edecek ve işine başlayacak. İşte bir demirci Davut Peygamber'in adına bu sözü vererek başlayacak ve onlarda böyle bir dini olgular yerleşecek, oluşacak ve edepli bir şekilde. Çünkü biz bunu Konya'da şu anda en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o. İş ahlakının olmayışı. Tabii belki aileden gelen bir şey. İnşallah bunu da yerli yerinde oturtmaya çalışıyoruz burada. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tabii ilerleyeceğiz. Daha birçok bölüm var değerli izleyiciler. Şu anda sadece bölümlerin bir tanesindeyiz. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Kısa başkanımız açıkladı gerekli şekilde ama üzerine şunları ilave edebilirim belki kendi cümlelerimce. Bir meslek grubunun oluşturulması ve bir usta grubunun oluşturulması demek belki burası için şu görmüş olduğunuz tezgah çok basit olabilir ama gelecek adına ciddi yatırımlar ve geleceğin yapılandırılması adına Sudan geleceğinin yapılandırılması arasında ciddi adımlar. Şimdi o adımları yavaş yavaş takip edelim. Başka neler yapılmış? Gezelim meslek atölyemizde. Evet, Darfur'da meslek edindirme kursunun içerisinde gezmeye devam ediyoruz. Burası hakkında kısa bilgi vereceğiz. Şu anda bulunduğumuz yer Torna bölümü ve sanayideki birçok alan burada gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Buradaki eşyalar, malzemeler, buradaki torna aletleri ve birçok gereç zamanında TİKA tarafından getirilmiş ama kullanılmamış ve atıl durumda, atılmış vaziyette bulunuyor burada. Fakat RİDA çalışanları tarafından burası hayata geçirilmeye çalışılıyor. RİDA'nın sahip çıktığı yetim çocuklarımız ve birçok çocuklar, okuldan gelen çocuklar burada meslek öğreniyorlar. Ve bu meslekler sayesinde ülkelerinin geleceklerini kurtaracaklar. Şimdi bu görüntülerle Sudan Darfur'da gezmeye devam ediyoruz.
Darfur'un ve benzer bölgelerin en iç sızlatıcı görüntüleriyle karşılaştık kamp alanlarında. İşte o kamp alanlarından, yeni kurulmuş olanlarından bir tanesinde Siref kampındayız şimdi. Gözü dönmüş Batı sömürge medeniyetinin eseri olan bu yerlerde Müslüman kardeşlerimizin bu halini görmek bizleri derinden etkiledi. Ama bu görüntülere seyirci kalmak bizlere, Osmanlı torunlarına yakışmaz ve yakışmayacak hiçbir zaman. Türkiye'den gelen gönüllü ekibimiz ve dernek çalışanlarımızla birlikte bir umut olmak için buralardayız. Üstelik umuda en çok ihtiyaç duyulan yerlerdeydik günlerce. Yaşamın zor olduğu bu yerlerde bile Allah kelamı düşmüyor dillerden. Tahtadan yapılmış musaflarla gönülleri dolduran sesler kulaklarımızda çınladı durdu. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallah! 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 Muhammed Resulullah! Bayrağımızın gölgesinde duyduğumuz bu sesler bizlere o kadar farklı duygular yaşattı ki. Sahip çıkılan yetimlerin dualarıyla hafifledi yüreklerimiz. Gördüğümüz görüntülerle yaş dolan gözlerimize kaçtı Siref kampında esen rüzgarların getirdiği kumlar. Sözüm ona dünyadaki zor durumda kalan insanlara yardım elini uzattığını söyleyen ve aslında bulunduğu bölgelerde Hristiyan misyonerliği yapan Birleşmiş Milletler'in rantiyeci sömürgecileri burada bir aileye 15 günde bir yaklaşık 15 kilo kadar darı unu veriyor. Bu darı unları ellerde dibeklerle dövülerek açlık giderilmeye çalışılıyor bu yerde. Şimdi sesleniyoruz büyük gönüllü milletimize, sizlere. Buraların biz gönlü geniş Türk milletine çok ihtiyacı var. Yani siz değerli izleyenlerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Evet, iç parçalayıcı görüntülerden bir tanesi de Darfur'un Siref'ten gerçekleşti. Siref'ten gerçekten görmüş olduğumuz manzaralar itibariyle insanlığımızı bize tekrar hatırlatan ve ne kadar büyük nimetler içerisinde yaşadığımızı millet olarak bir kez daha hatırlatan yer oldu. Görüntüler birçok şeyi anlatıyor ama biz yine teknik bilgileri Mehmet abimizden alacağız. Sevgili Mehmet Şahin burada Rida Uluslararası Yetim ve Muhtaçlara Yetim Derneği Başkanı diye toparlayalım. Çünkü konuşamıyoruz, bir de rüzgar, kum fırtınası var, bizi etkiledi. Evet, Darfur'un kanayan yarası kamplar. Yani yıllarca bu kamplar iç savaşın neticesinde Müslümanların birbirleriyle kabile savaşı
yapmasının neticesinde oluşmuş yerler. Yani Zenci Müslümanlarla Arap Müslümanların bir ırk savaşının neticesinde oluşmuş yerler. Birleşmiş Milletler'in kontrolünde ama gördüğümüz olduğunuz gibi kampların hali ortada. Birleşmiş Milletler sadece burada yer göstererek hizmet veriyor. Şimdi biz de bu kanayan yaraya bir nebze olsun merhem olma adına 3 yıldır biz Darfur'da çalışma yapıyoruz. Önce okullarda başladık, sonra Kur'an kurslarında ve bu sene de kamplarda hizmet veriyoruz. Şu anda kamplarda izinsiz olarak çalışma yetkisini alan da tek derneğiz. Şu anda Darfur'da bu şekilde çalışan neredeyse tek dernek konumuna geldik. Bu kamplara çeşitli kamplar var. İşte burası Siref kampı, Otaş kampı, buna benzer kamplar var. Bu kamplarda belli bölgelere şu anda biz 6 tane Kur'an kursu yaptık. Buranın ihtiyaçlarına, eğitimine bir nebze olsun katkı yapmadığına buradaki hocaların maaşlarını biz veriyoruz. Ve buranın da yemek ihtiyacını aşağımızdan bir şey yemekle, mobil sistemle buraya getiriyoruz. Yani eğitim çocuklarımız bu ihtiyaçlarını da buradan karşılamış oluyorlar. Yine söylediğim gibi Darfur'un en büyük sorunu kamplar. İnşallah temenni ediyoruz ki bir gün bu kamplar ihtiyaç kalmaz, o güvenlikleri kalmaz ve bu insanlar tekrar köylerine giderler, tekrar hayvancılıkla uğraşırlar, tekrar tarımlarıyla uğraşırlar ve bu kampları terk etmek zorunda kalırlar. Ama görünen de artık yani insanların psikolojik olarak şeyleri de yani psikolojik oluşturduk, üzerlerinin oluşturdukları şey de bu kampları terk etmeyecekler neredeyse. Çünkü artık onlar için köyler tamamen güvenliksiz yerler olarak gözüküyor. İnşallah bu kırılır. Burada yani tabii Sudan hükümetinin de desteğiyle olması gereken işler. Yani bu ayrımcılık, bu ikilem içerisindeki bırakılmalar bir gün bertaraf olur. Yani düşünün, Sudan hükümeti Darfur'a gidemiyor, Darfur'da hizmet veremiyor. Niyala hükümeti, yani ayrı bir hükümet var burada. Niyala hükümeti kamplara giremiyor, kamplarda hizmet veremiyor. Yani çok sıkıntılı bir durum var. İnşallah bu sıkıntılı durum bertaraf olur. Şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Niyala'nın etrafında, sadece Niyala başkentin etrafında 1.100.000 civarında kamplarda yaşayan insan sayısı var. Sadece kamplarda yaşayan ve Darfur'un genelinde de 2.5 milyona yakın insan kamplarda yaşıyor. Tabii bu yokluk, sefalet, bu ikilemden inşallah insanlar kurtulurlar. Biz de bizim onlara söyleyeceğimiz de yani yapabildiğimiz elimizden gelen de insana yatırım yapma adına burada bir şeyler yapabildiğini gösterme adına zaten buradaki meslek eğitim merkezini de bu yüzden açtık. İnşallah netice olarak da hayırlı olur diyoruz yani. Eyvallah. Allah'a. Yolculuğumuz devam edecek. Tabii bu ve buna benzer birçok farklı bizi üzücü ama gördükleri zaman o umut verici görüntüler belki de bizi mutlu ediyor burada. Hani bir küçük şeker verirken bile çocukların ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Gözlerindeki ışığı görüyoruz. Aslında biraz da o gözlerinde gördüğümüz ışık ve umut bizi buralarda hizmet etmeye millet olarak itiyor. Şimdi o ışığın peşinde yolculuğumuza devam edelim. Heaven.
Evet, söylenecek birçok cümlenin, söylenmeye çalışıldığı, konuşulacak birçok cümlenin kafalarda oluşturulmaya çalışıldığı dünyanın en fakir bölgelerinden bir tanesindeyiz. Söyleyecek çok cümlemiz var ama biz cümlelerimizi hayırla ve cümlelerimizi güzelliklerle sonuçlandırmak istiyoruz. Hani birçok yerde bu edebiyatları duyarız, işte Afrika'nın açlığından bahsedilir, Afrika'nın susuzluğundan, Afrika'nın fakirliğinden bahsedilir ama nedense harekete geçilmez ve biz harekete geçmeye çalışıyoruz. Rida gönüllüleriyle birlikte Veddel Beşir dediğimiz Niyala'nın en fakir bölgesindeyiz. Ve şu anda buradaki kardeşlerimizin gözlerinde umut olabilmek için, yüzlerinde tebessüm olabilmek için geldik. Harun abimizle birlikteyiz. Harun Nükte, Rida Uluslararası İnsani Yardım Vakfı, Yetimlere Muhtaç Vakfı yönetim kurulu üyesi abi. Öncelikle kamptan bahsedelim, daha sonra niçin buradayız? Evet, biz Rida yönetimi ve gönüllüler olarak şu anda İhsan Bey'in de söylediği gibi Niyala'nın en fakir bölgesi Veddel Beşir bölgesindeyiz. Burada gördüğünüz çocuklar, yetim ailelerin bir seferlik yardım değil de geleceklerini kurtarma adına kendilerine 8 aylık hamile süt keçileri veriyoruz. İnşallah bundan sonra muhtaç olma durumları en aza inecek ve bu keçilerle hayatlarını idame ettirmeye çalışacaklar. Evet. Şu var, hani bilerek, bu bilinçli olarak tabii yapılıyor tabii, bu keçilerin hamile olarak verilmesi, çünkü ileride geçim kaynağı olacak. Kesinlikle, yani şu anda bir tane keçi görüküyor ama bunlar doğurduğu zaman keçiler de çoğalmış olacak. Evet. Bunlara beraber daha rahat edecekler. Eyvallah. Birçok yerinde Arun abi aynı duyguları sizler de hissetmişsinizdir. Dünkü Sres kampında mesela ben belli manzaralardan sonra gözlerim dolmuştu, ağlamaklı olmuştum. Hakikaten burada gördüğümüz manzaralar yürek parçalayıcı. Kesinlikle, tabii buraları görmek gerekiyor. Görmeden fakirliğin ne demek olduğunu siz ancak Afrika'da anlarsınız. Yani insanların çaresizliklerini burada görebilirsiniz. Dünkü kampta sizler de gördünüz, yeni gelenler vardı. Belki 2 metrekarelik bir çadırın altında 5 kişi yaşıyor. Kendi mantığınızda 5 kişi 2 metrekareye sığdıramazsınız ama insanlar hayatlarını orada geçiriyorlar maalesef. Eyvallah. Evet, Veddel Beşir'de durum bu şekilde. Veddel Beşir kampı Niyala'nın en kötü yerlerinden bir tanesi. Daha doğrusu fakirlik açısından kötü diyelim, fakir olan bölgesi. Allah sabrı versin diyeceğiz ve siz Türkiye'den kardeşlerimiz ellerini uzattıkça, siz Türkiye'deki kardeşlerimiz bir şekilde buraya destek oldukça buralar en azından yüzleri gülen, tebessümü hak eden ve insan olduğunu anlayan insan toplulukları oluşacaktır bu kısımlarda. Şimdi yolculuğumuz devam edecek. Sudan Darfur bölgesinde o kadar fazla ki görüntüleyeceğimiz alan, elimizden geldiğince ulaşabildiğimizce sizlere zaman zaman aktarmaya çalışacağız buradaki havayı.
Darfur'da Seref kampında gezmeye devam ediyoruz. Kamp alanlarında gördüğümüz ya da görmeye alıştığımız manzaralardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Şu anda burada Birleşmiş Milletler tarafından, Amerika tarafından bir yardım gönderilmiş ve görmüş olduğunuz kalabalık nedeni o. Yardımdan kastımız da sadece darı unu değerli izleyiciler. Ve bu darı unundan insanlar bir aile yaklaşık 15 günde bir 2 kilo 3 kilo darı unu alıyorlar ve buna razı oluyorlar. Tabii eğer bu bölgelere bizler yardım elimizi uzatmazsak, Türkiye'den yardım eli uzanmazsa insanların beyni bir şekilde yıkanacak ve Birleşmiş Milletler'den, Amerika'dan gelenler buradaki insanların 15 günde bir verilen 3 kiloluk darı için insanların dinini dahi değiştirmesine sebep olacak. Onun için bu bölgedeki kardeşlerimize bütün milletlerden önce bizlerin, yani Osmanlı torunlarının fayda etmesi lazım. Şimdi yolculuğumuz devam edecek. Evet, Seref kampında keçi dağıtımı devam ediyor değerli izleyiciler. Kamp alanında alışmış olduğumuz birçok görüntüyle birlikte keçiler dağıtılıyor. Burada dağıtılan keçiler buradaki aileler için bir geçim kaynağı olacak. Bu geçim kaynağı sayesinde bir tane keçi sayesinde bir aile geçinecek. Ve toplam 300'e yakın keçi dağıtıldı burada. Her keçi süt keçisi ve bu süt keçileri bir ailenin geçimi için kullanılacak. Tabii bir keçi bir aileyi ne kadar geçindirebileceksiniz diye düşüneceksiniz ama burası için çok önemli. Çünkü bu bölge tamamıyla açlığın ve susuzluğun yaşandığı Darfur'un en kötü bölgelerinden, açlığın olduğu, susuzluğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Görüntülerle devam edeceğiz Gezenbilir'deki yolculuğumuza. Darfur'dan, Seref kampından farklı, düşündürücü, üzücü görüntüler ama bir o kadar da insanların gözlerindeki mutluluğu görebildiğimiz görüntüler sizlerle olacak. We'll be right back.
düşündüren görüntülerle Siref kampında gezmeye devam ediyoruz. Siref kampında keçi dağıtımı, ailelerin geçinmesi için keçi dağıtımı yapıldı. Şimdi de barınma ihtiyacının karşılanması için, görüyorsunuz rüzgarlı bir yer, çoğu zaman rüzgar fırtınaya dönüşüyor. Ailelerin barınabilmesi için, bu fırtınadan korunabilmesi için görmüş olduğumuz çadırlar dağıtılıyor. Arka fonda görünen çadırlar daha önceden yoktu bu bölgede. Ekibimiz buraya yaklaşık 300 tane çadır getirdi ve bu çadırlarla insanlar barınacaklar. Gerçekten burada olmadan buranın halini anlamak çok zor. Buraları görmeden buranın sıkıntılarını görmek çok zor. Ve ekranlardan bizler sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ekranlardan biz vesile olmaya çalışıyoruz. Afrika'daki durum çok düşündürücü. Afrika'daki manzaralar her zaman olduğu gibi çok düşündürücü. Ve şu anda Siref kampında görmüş olduğumuz alan bomboş bir arazi. Bu arazide çoğu zaman insanlar yağmur mevsiminde yağmurların altında biçare kalıyorlar. Ve bazı zamanlarda kum fırtınasının olduğu dönemlerde de insanlar gerçekten hayatları zindana dönüyor buradaki insanların. Görmüş olduğunuz çadırlar dağıtılıyor değerli izleyiciler. Bizler buradaki insanların hem barınmasına hem geçinmesine hem de onlara kol kanat germek adına elimizden geleni yapıyoruz. Konya'dan gelen çok değerli yardımsever abilerimiz, İTA ekibi, yaklaşık 2-3 gündür kamp bölgesinde zor şartlarda elimizden geldiğince buradaki insanlara kol kanat germeye çalışıyoruz. İnşallah görevlerimizdeki kutsiyetin farkında olan izleyicilerimiz, buradaki görüntülerin farkında olan izleyicilerimiz de hak duyarlılığı gösterir. Buradaki insanların Türkiye'deki kardeşlerden gelebilecek yardımlara, Türkiye'deki kardeşlerinden, Müslüman kardeşlerinden gelebilecek ufacık bir yardıma dahi ihtiyaçları var. Şimdi Siret kampındaki düşündürücü manzaralardan gezimize devam ediyoruz. Rida'nın müthiş çalışmalarından birisi de Darfur'da bulunan yetimhane ve meslek edindirme kursu. Burada kol kanat gerilmiş yetimlerimize. O kadar mutlular ki barınacak bir yerleri olduğu için bu çocuklarımız. Ekmek fırınından tutun meslek odalarına kadar, mescidine kadar düşünülmüş bir yer. Evet, Gezen Bilir'in Sudan'daki yolculuğu devam ediyor değerli izleyiciler. Şu anda Darfur'dayız. Niyala kentinde bir devlet okulundayız. Evet, yanlış duymadınız. Yanımızdakiler öğrenci ve görmüş olduğunuz olan bir devlet okulunun bahçesi. Darfur'da gerçekten çok farklı görüntüler görüyoruz. Çocuklar bizi görünce çok seviniyorlar ve Türk kardeşlerini, Müslüman kardeşlerini çok seviyorlar. Türkiye'den geldiğimizi duydukları zaman da çok mutlu oluyorlar. Şu anda mutlu bir kalabalık bizlerle beraber mesela. Arkada görmüş olduğumuz yerler derslikler ve burada hem normal öğretim hem de dini öğretim yapılıyor. Tabii birçok bölgesinde yollar ve genel olarak
olarak şehir planlaması Afrika gerçeğini gözlerimizin önüne çırılçıplak seriyor. Şimdi buradan farklı düşündürücü görüntülerle Gezen Bilir'in yolculuğu devam etsin. Hep beraber bir el sallayacağız. Türkiye Devleti'nin Darfur'a hediyesi olan TİKA tarafından yaptırılan muazzam büyüklükte hastane, bayrağımızın gururla dalgalandığı yerlerden bir tanesi. Hastanedeki çalışanlarımızla birlikte buraya muhteşem bir hizmet götürmüşüz. Duygulandık, gururlandık ve tanıdık bu güzel hastanemizi. Gezen Bilir'in Sudan'daki yolculuğu devam ediyor değerli izleyiciler. Şu anda Güney Darfur eyaletinde Niyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Bizleri bu memleket içerisinde gezerken üzen görüntülerden sonra gerçekten çok farklı ve güzel bir görüntü olarak karşıladı bu hastane bizleri. Hastane hakkında teknik bilgiler alacağız değerli doktorumuzdan. Öncelikle sizi tanıyalım, sonra bu güzel hastaneyi tanıyalım. Adım Selahattin Şahin. Sağlık Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanı müşaviri olarak çalışmaktayız. Bir yıllığına da Eğitim Araştırma Hastanemizde, Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yönetici olarak atandık. 7 aydır da burada hastanenin açılış aşaması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Eyvallah. Tabii gerçekten gördüğümüz manzaralardan sonra burası çok mükemmel bir bina olarak karşımıza çıktı. Buranın şartlarına göre, ki Türkiye şartlarında, standartlarında zaten yapılmış. Türkiye'deki son zamanlarda yapılan modern hastanelerde bulunan bütün özellikleri bu hastaneye taşınmış durumda. 150 yataklı bu hastanemizde ayın 28'inde Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı'nın katılımlarıyla resmi açılışı yapacak. Şu anda da hasta kabulüne başlamış durumdayız. Eyvallah. Peki hastanedeki teknik olanaklardan, yani bütün bölümler var mı? Gelen bütün hastalar, bütün bölümler mevcut mu? Şu anda 5 tane uzmanlık alanıyla ve diş bölümüyle faaliyete başlıyoruz. 13-14 tane tıp uzmanlık alanıyla da faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bir hastanede, eğitim araştırma hastanesinde bulunması gereken bütün özellikleri buraya zaman içerisinde taşıyacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Oldu. Buranın katkıları olan, başta başbakanımız olmak üzere, tüm Türk milletine burada haklı bir gurur yaşatan bütün vatandaşlarımıza sevgi ve saygı sunuyoruz. Burada Türkiye'yi temsil etmekten de gurur duymaktayız. İnşallah burada Türk-Sudan kardeşliğine de bu hastanenin vereceği faaliyetler bir katkı sağlayacağı ümidiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Teşekkür ederiz. Evet, bir yaraya derman olmak denir ya bizim deyimimizde. Buradaki insanların yarasına bir derman olmak adına TİKA tarafından mükemmel bir yer oluşturulmuş. İnşallah buradaki kardeşlerimize faydalı olur ve buradaki kardeşlerimiz de Türkiye arasında bir köprü vazifesi görür bu hastane. Yolculuğumuza devam edeceğiz. Come on.
Gönlümün bir yerinde titrek bir hüzün oldu. Afrikalı bir çocuğun masum bakış. O bakış ki saplanan bir hançerdi insanlığımıza. Süslü bir alışveriş merkezinde oyun oynamak değil, günde bir öğün yemek bulabilmekti Afrikalı çocuğun kaygısı. İçmek için su bulabilmek. Sömürgeci dünyanın çağdaş yamyamları sömürmüş Afrikalı çocuğun hayallerini. Dünyalarını küçültmüşler Afrikalı çocukların. Dünyalarını, kamp alanlarını çevreleyen dikenli tellerle, tozlu, yırtık elbiseleriyle, gülen gözleriyle kara kaderlerini bastırmaya çalışıyor masum yavrular. Hasırdan ve dikenli çalılardan yapılmış evlerde yaşanmaya çalışılıyor hayat. Gönlümün bir yerini sızlattı. Tahtalara yazılmış Allah kelamını okuyan çocuklar. Bu bir haykırış, kutsal bir yakarıştı Afrika sıcağında. Dünyanın tam ortasından, açlığın, yokluğun memleketinden hatıra getirdik. Bir Afrikalı çocuğun gözlerindeki masumluğu, insanlığın hırstan kör olan gözlerine değsin diye gönlümün bir yerinde titrek bir hüzün oldu. Afrikalı bir çocuğun masum bakışı. Afrikalı bir çocuğun masum bakışı. Follow.